Selamlar, benim gibi bütün gün evde oturup yapacak hiçbir şey bulamadığı için YouTube'a saran ey ahali. Bugün size zevkle izleyeceğiniz kovboy filmleri önermeye geldim. Bu kovboy filmleri bizzat kendi izlediğim, daha doğrusu kendi zevkimden geçmiş ve tam onay almış filmler. O yüzden hazırsanız direktmen o filmlere geçelim. İlk filmimiz biraz daha fantasiye bağlayacak ama gerçekten de tadında olan 2010 yapımı olan ve başrollerinde John Brolin'in oynadığı Jonah Hex filmi. Jonah Hex nasıl bir yapım diye kısaca size anlatmam gerekirse dostlarım, evi yakılmış, ailesi öldürülmüş ve bütün hayatı yerle bir olmuş bir adamın en sonunda öldürülüp, daha doğrusu ölüme terk edilip neredeyse ölmek üzereyken bir şifacı tarafından kurtarılıp, bu kurtarıldığı şifacı tarafından da çok büyük güçler kazanıp, bu güçlerle de aynı zamanda hem ölülerle konuşabilme, hem çok iyi silah kullanabilme ve aynı zamanda iz sürme gibi pek çok yeteneğe sahip olduğu için dostlarım, düşmanlarını öldürmeye yemin edip bütün zalimlerin karşısında durmaya böyle dimdik duran bir abimiz düşünün yani. Ve kısacası bütün hikaye büyük bir arayış ve büyük bir intikam yolculuğundan ne kadar oluşsa da yine de izleyeceğiniz bu yapım hiçbir şekilde sizi sıkmayacak, hiçbir şekilde sizi ne izliyorum yahu ben dedirtmeyecek yani, buna kesinlikle emin olun. İkinci önereceğim yapım ise Muhteşem Yedili. Kendim izleyerek aşırı derecede memnun olduğum bir yapım ve üstüne üstelik de pek çok yapımdan tanıdığımız Chris Pratt de bu yapımda yer alıyor ve yapım 7 tane dostumuzun bir araya gelip bir sürü macera yaşadıktan sonra ve bu bir sürü maceranın sonunda büyük bir finalle kapatmasını anlatıyor. Yani yeri geldiği zaman büyük hezimetlere de uğruyorlar, yeri geldiği zaman kendi aralarında sıkıntılar da yaşıyorlar ama bu kadar maceranın, bu kadar sürükleyici bir hikayenin üstüne gerçekten en sonda yaptıkları final insanın böyle kalbini cıs ettiriyor yani dostlarım. O yüzden yapımı izlerken biraz donuk, biraz karamsar veya biraz dünyadan bıkmış bir şekildeyseniz bu yapım tam da size göre. Çünkü hem içinizi açacak, hem sizi mutlu edecek, hem de izlediğiniz her bir saniye büyük bir keyifle izleyeceksiniz dostlarım. Diğer yapımımız biraz eski bir yapım ve bana göre efsane bir yapım. Çünkü ben bu yapımı izlediğim zaman çok daha küçüktüm. O yüzden bu yapımın bayağı bir etkisinde kaldım. Büyüdüm, yine izledim. Baktım ki yapım gerçekten çocuk, büyük, yaşlı, genç demeden herkese hitap edebilecek bir yapım. Kasabadaki Yabancı. Kendisi 1973 yapımı bir Amerikan filmi ama dostlarım o kadar aksiyon dolu, o kadar böyle sizi içinizden adeta sizi başka diyarlara götürecek ve içinizdeki o küçük çocuğun kovboy sevgisini ortaya çıkaracak bir yapım. Yani hem gerçek hayat gibi, hem film gibi ve hem izlediğiniz her bir sahnenin ne kadar eskiden de olsa gerçekçi olduğunu, İnsanların ne kadar böyle güzel bir ambiyans yarattığını ve yapımın içerisindeki hikayenin ilerlerken sizin yaşadığınız keyfin nasıl olduğunu kendi kendiniz yaşayıp düşüneceksiniz dostlarım. Ayrıca başrollerinde Chris Hemsworth abimiz de oynuyor. Yani filmin kötü olmama ihtimali yok ki, bu abimizi bu filmle tanıdım ben. İyi ki de tanımışım ki geriye kalan yapımlarını da izledim. Canı gönülden size bu seriyi tavsiye ediyorum. Eğer bir kişi bile bu seriyi beğenmezse çok çok üzülürüm ve yapımın kendisi o kadar güzel ki dostlarım, adeta kayan bir yağ misali sizi hem mutlu ediyor hem zaman nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Bir sonraki yapımımız ise Maskeli Süvari. Başrollerinde Johnny Depp abimizin oynadığı ve Johnny Depp abimizin bir kızır deliliği canlandırdığı bu yapımda aynı zamanda bir kovboy dostumuz ile bir kızır delili dostumuzun yan yana gelip beraber yaşadığı maceraları anlatan efsane bir yapım ki yapımın içerisinde aksiyonun bol olduğu, hiç sıkılmayacağınız ve her bir dakikanın birbirinden farklı olduğu ama yapımın içerisinde bazı sahnelerin büyük gönderme barındırdığını, sadece sizin o sahnelerin göndermesini biraz daha anlayabilmeniz için biraz daha net bir şekilde izlemeniz
gerektiğini ben size söylüyorum dostlarım da. Sonra da söylemedin dememezlik olmasın diye. En son önereceğim yapım biraz daha psikolojik bir yapım. Yani bu yapımı izlerken evet bir Vahşi Batı tamalı bir yapım ama aynı zamanda psikolojinin çok fazla ön planda olduğu, izlerken sizi biraz daha böyle düşünmeye iten, aksiyondan çok çok uzak ama psikolojiye çok çok yakın. Yani gerçekten bu yapımı izlediğiniz zaman şunu düşüneceksiniz: bu yapım temelinde bir Vahşi Batı yapımı mı yoksa bir psikoloji filmi mi? İkisini bir arada barındıran, dönemine göre çok güzel çıkmış bir yapım. Tamamen benim gibi böyle fokuslu bir şekilde izleyip benim gibi düşünmeye odaklanırsanız yapımdan çok çok büyük keyif alırsınız. Ama yok, aksiyon beklersiniz, macera beklersiniz, başka başka yapımları izlemenizi size tavsiye ederim. Yapımın ismi Köpeğin Gücü, The Power of Dog. If I did not save her. Yani 10 numara 5 yıldız üstü bir yapım olduğunu söyleyebilirim. En azından psikoloji türünde ve başrollerinde Benedict Cumberbatch'in oynadığı, izlediğiniz her bir sahnenin ne kadar gerilim yüklü olduğunu ve ne kadar sizi sarsacağını eğer çok net bir zihinle izlerseniz anlarsınız dostlarım. Yapımın içerisinde evet bazı sahnelerde göndermeler var. Onun biraz daha net bir şekilde izlemeniz gerekir. Ama kısaca yapımdan bahsetmem gerekirse iki tane kardeşin birbirlerinden farklılıklarını anlatırlar ve anlatılan bu farklılıklar sonucu iki kardeşin yolları biraz daha birbirlerinden ayrı düşüyorlar. Yani evet aynı evde yaşıyorlar, evet yan yandalar, evet ikisi de aynı kahvaltıyı yapıyorlar ama zihinleri, ama düşünceleri, ama hayata bakış açıları birbirinden farklı. O yüzden yapımı izlerken dostlarım, benim gibi psikoloji türünü ve western türünü seviyorsanız bu ikisinin birleşimi emin olun sizi canı gönülden mutlu edecek. Anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Umarım önerilerimi az çok beğenmiş ve sevmişsinizdir. Keza ben bu videoyu yaparken aşırı derecede keyif aldım. Bir sonraki gün ve sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.